Saygıdeğer elektrik mühendisleri, tahminimce elektrik mühendisi adayları ve ek katılımcılar, katılımınız için teşekkür ederim. Geçen ay bir eğitim düzenlemiştik. Bu eğitim aslında onun devamı olacak. Ben Samet Yıldırım. Şimdi bu eğitimde güneş enerjisiyle elektrik faturasının ne kadar olduğunu ve fizibilitenin nasıl yapılması gerektiğini analiz edeceğiz, işleyeceğiz. Güneş enerji EPC firmaları ve danışman firmalar müşteriye gittiklerinde ilk soru, güneş enerji santrali kurduğum zaman çatımı, elektrik faturam ne kadar olur, yatırımımı ne kadar sürede cebime koyarım? Bu soru çıkıyor. Bu sebeple bu eğitimi bir önceki eğitimin devamı olarak vereceğiz. Kendimden bahsedeyim biraz. Ben 1997 Ankara doğumluyum. 2014 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğine girdim. 2019 yılında güç sistemleri alanından mezun oldum. Mezun olduktan sonra 2019 yılında enerji sektörüne yazılım çözümleri sunmak üzere Elektravis'i kurduk. O zamandan beri de Elektravis bünyesinde çalışıyorum. EMO Ankara Enerji Komisyonu üyesiyim ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu eğitim tahmini 1 saat sürecek diye öngörüyorum. Önceki eğitimi izlemeyenler varsa bu eğitimde eksik kalan kısımları sonrasında o eğitimi izleyerek tamamlayabilirler diye düşünüyorum. O eğitimin linki EMO Ankara YouTube kanalında var. Yine bu eğitimin linki de orada paylaşılacak. Şimdi bu eğitimde 10 başlık inceleyeceğiz. Eğitimi 10 başlığa ayırdım. Öncelikle bir güneş enerjisiyle elektrik faturasında mahsuplaşma nasıl yapılır? Mahsuplaşma yöntemi nedir? Sonrasında bu mahsuplaşmanın yansıtılması kısmında fatura kalemleri nasıl belirlenir? Buna değineceğiz. Daha sonra iç tüketim barasından geçen elektriğin bu fizibiliteye etkisi nedir? Elektrik faturasına etkisi nedir? Onu ele alacağız. Dördüncü olarak trafo ve kablo kayıplarının güneş enerjisi kurulumu ile birlikte oluşacak elektrik faturasına etkisini analiz edeceğiz. Sonrasında üretim fazlası nasıl satılır? Onu işleyeceğiz ve bir özet geçeceğiz. Güneş enerjisi ile birlikte elektrik faturası nasıl oluyor? Bunu bir özetleyeceğiz. Daha sonra bunu biraz daha ölçeklendirip elektrik fiyat tahminleri yapıp işte işletme ve bakım maliyetlerini dahil edip enflasyon ve faizi dahil edip bir fizibilite yapmış olacağız. Ve en sonunda fizibiliteye seçimleri ekleyeceğiz. Doğru seçim nasıl yapılır? Onlara yine değinmiş olacağız. Son olarak da örnek bir fizibilite yapmış olacağız. Şimdi eğitime başlayalım. Daha önceki eğitim interaktif değildi. Başta sunumu yaptık, sonrasında sorular geldi. Bu sefer eğitimin interaktif olması belki daha iyi olur diye düşünüyorum. Sunum süresince soru sorarsanız yine ben cevaplandıracağım. Daha verimli olur diye düşünüyorum. Öncelikle mahsuplaşma yöntemi. Güneş enerjisi çatılara kurulumu aslında geçen seneyle birlikte popülerleşmeye başladı. 2019 Mayıs ayında yeni bir yönetmelik yayınlandı. Aynı zamanda duyurular yayınlandı bunun peşi sıra. Ve bununla birlikte aylık mahsuplaşma modeli geldi. Daha önce saatlik mahsuplaşma vardı. Aylık mahsuplaşma nedir? Sizin bir tüketiminiz var, bir üretiminiz var. Bunu aylık olarak mahsup edersiniz. Yani ürettiğiniz elektriği bir saat sonra kullanmakla ya da 3 dakika sonra kullanmakla bir ay sonra, bir ay içinde kullanmak arasında fark yok. Ürettiğiniz elektriği şebekeye veriyorsunuz ve sonra alıyorsunuz. Aslında şebeke aylık bir pil görevi görmüş oluyor. Peki bunda aylık mahsuplaşma nasıl yapılıyor? Burada fatura kalemleri önem arz ediyor. Önceki eğitimde söylemiştim. Bu eğitim, şimdilik verdiğimiz eğitim onun devamı oluyor. Orada faturayı işlemiştik. Fatura kalemlerini işlemiştik. Şimdi fatura kalemlerine hakim olduktan sonra bu fizibilite yapmak daha da kolaylaşacak. Şimdi bizim elimizde bir tüketim var, bir üretim var ve mahsup ediyoruz bunları. Burada fatura kalemlerine nasıl yansır ona bakalım. Öncelikle aktif bedel dediğimiz
aktif bedel birim fiyatı çarpı tüketimin çarpılmasıyla elde edilen bir fatura kalemidir. Şimdi sizin elinizde bir tüketim var. Örneğin 100 birimlik bir tüketim var. 60 birimlik de bir üretim olsun. 100 birim eksi 60 birim bir ay boyunca, fatura dönemi boyunca 40 oluyor. Dolayısıyla aktif bedelde de direkt aslında lineer bir şekilde ilk baştaki aktif bedel 100 birimse daha sonra 40 birim olur diyebiliriz. Çünkü aktif bedel aslında şebekeden çekilen net elektrik miktarıdır. Net elektrik miktarı da tüketim eksi üretimdir. Dağıtım bedelinde ise biraz karışıklık var. Yani biraz daha zor diyelim aktif bedele göre. Buradaysa yöntem şu şekilde: mahsuplaştırılan kısımda, tüketim ve üretimin mahsuplaştırılan kısmında dağıtım bedelinin yarısı alınıyor. Diğer kısımdaysa, yani üretim fazlasında herhangi bir bedel alınmıyor. Dağıtım bedeli alınmıyor. Yani bu aslında demek oluyor ki üretimin veriş yönünde bir dağıtım bedeli alınmıyor. Fakat çekiş yönünde dağıtım bedelinin yarısı alınıyor. Şuradaki tabloda görebilirsiniz. Tablo aslında biraz açıklayıcı o anlamda. 11. maddenin 1., 2. ve 3. fırkasının bulunduğu satırda farklı örnekler var. Örneğin tüketimimiz 100 olduğu durumda, üretimimiz de 100 olursa, bu durumda veriş yönünde herhangi bir dağıtım bedeli ödemiyoruz. Zaten hiçbir zaman ödemiyoruz. Çekiş yönünde ise bunun yarısını ödemiş oluyoruz. Bu arada şu anda bahsedeceğim fizibilite, ona değinmedim. Bahsedeceğim fizibilite yöntemi kamuoyunda 5-1C olarak bilinen yöntem olacak. Çünkü bu şekilde kurulumlar daha fazla ve daha avantajlı. 5-1C biraz daha farklı. Eğitimi çok fazla uzatmamak adına bunun üzerinden gideceğim. 5-1C dediğimizde aslında bu 11'e 1-2-3 yazan satır olmuş oluyor. Şimdi buraya gelecek olursak, 100 birim üretim, 100 birim tüketim dedik. Bu durumda üretim için herhangi bir dağıtım bedeli ödemiyoruz. Tüketim içinse bunun yarısını ödüyoruz. Yani 50 birimlik bir dağıtım bedeli ödüyoruz. Üretimin 150 birim, tüketimin 100 birim olduğu durumdaysa yine mahsup edilen kısma bakacağız aslında. Diğer kısımlar bizi ilgilendirmiyor. Mahsup edilen kısım 100 olduğu için biz dağıtım bedelinin yarısını ödeyeceğiz. Yani yine 50 birimlik bir dağıtım bedeli ödemiş olacağız. Üretimin 100, tüketimin 150 olduğu durumdaysa mahsup edilen kısım 100 birimlik kısım. Yani tüketime denk gelen kısım, üretimin 100 birimlik bir kısım. Buradaysa dağıtım bedeli 100 birimlik kısım için yarısı 50 birim. Diğer kısımsa, diğer 150 eksi 100'lük kısımsa aslında herhangi bir fark arz etmiyor. Yani normal tüketim gibi düşünülebilir. Bu durumdaysa normal tüketim hesabı oluyor. Normal dağıtım bedeli hesabı oluyor. Yani oraya da 50 birimlik bir dağıtım bedeli gelmiş oluyor. Bu durumda 100 birim üretim, 150 birim tüketim olduğu durumda bizim dağıtım bedeli kaç birim olacak? 100 birim oluyor bu şekilde. Şimdi bir de vergilerimiz var. Bu vergilere önceki eğitimde değinmiştik nasıl belirlendiğini. TRT vergisi, belediye vergisi ve enerji fonu sadece aktif bedelle alakalıdır. Dolayısıyla bizim güneş enerjisiyle üretim yaptıktan sonra aslında aktif bedel değiştiği için vergilerimiz de, bu vergi kalemleri de değişmiş olur. TRT vergisi, belediye vergisi ve enerji fonu. KDV ise hem aktif bedelle, hem dağıtım bedeliyle, hem de diğer vergilerle ilişkili. Dolayısıyla burada üretim KDV'yi de etkilemiş oluyor. Diğer yandan şuna dikkat etmekte de fayda var. Burada mahsuplaşmaya değindik. Dağıtım bedellerinin farklılaştığından bahsettik. Şimdi dağıtım bedeli değiştiği zaman KDV de değişmiş olur. Yani TRT vergisine ve belediye vergisine etki etmezken bu dağıtım bedeli KDV'ye etki eder. Rüştü Erdem Bey bir soru sormuş. Çatısında 5-1C GES olan bir firma gündüz 6-17 tüketimden fazla zaman. 3 zamanlı tarifede olan firmanın mahsuplaşması şu şekilde yapılır. Yine 3 zamanlı olarak yapılır. Üretim de 3 zamanlı olarak hesaplanır. Ona göre bir mahsuplaşma yapılır. Yani burada mahsuplaşmadan kastım, sizin yine aylık olacak. Aylık bir tüketiminiz var, bir üretiminiz var. Sonrasında sattığınız taraftaysa yine 3 zamanlı bir üretime göre satış yaparsınız. Ona değinmekte fayda var.
Teşekkürler Murat Bey. Şimdi üçüncü başlığımız ise tüketim barasının etkisi, iş tüketim barasının etkisi. Biz daha yeni hesap yaparken aslında bizim bir ilk durumluk sütuna baktığınızda bizim bir 100 birimlik tüketimimiz vardı örneğin. 100 birim üretimimiz vardı. Sanki bu tüketim şebekeye veriliyor. Sonrasında şebekeden çekiliyor gibi düşündük. Ve 50 birimlik bir dağıtım bedeli birim olarak dağıtım bedeli yansıttık. Fakat burada şöyle bir durum var. Eğer üretim aynı anda tüketiliyorsa bu durumda sayaç bundan haberdar olmaz ve şebekeye geçmez bu elektrik. Şebekeye geçmediği için aslında yine 100 tüketimimiz, 100 üretimimiz olduğu zaman örneğin 20 birimlik üretim aynı anda tüketildi diye varsayalım. Bu durumda o 20 birimlik üretim şebekeye gitmediği için sanki tüketim 80'e düşmüş gibi algılanır sayaç tarafından. Aynı şekilde üretim de 80 olarak algılanır. Diğer 80'lik kısım diyelim ki şebekeye gitti, geri geldi ama 20'lik kısım gitmedi. Bu durumdaysa dağıtım bedeli 40 birim olarak yansır. Öncesinde 50 birimdi, şimdi 40 birim oldu. Dolayısıyla iş tüketim barasının etkisi de fizibilite sürecinde önemlidir dağıtım bedelini düşürdüğü için. Mahsun Balıkçı sormuş. Peki mahsuplaşma BES için geçerli olur mu? Üç zamanlı BES'i bilmiyorum. Biyosantraller konusunda bilgim yok maalesef. Şimdi diğer konumuza gelelim. Trafo ve kablo kayıpları. Daha önceki eğitimde değindiğimiz gibi eğer trafonun AG tarafından bir ölçüm alınıyorsa, yani müstakil trafosu olan bir tesiste AG tarafından bir ölçüm alınıyorsa bu tesiste bir trafo kayıp katsayısı yansıtılır elektrik faturasında. Eğer alınmıyorsa bu zaten tesisin tüketimi içindedir. Yani orta gerilimden ölçülüyorsa sayaç, burada zaten bir trafoda bir kayıp vardır. Bu zaten elektrik faturasının içindedir. Dolayısıyla trafoda bir kayıp vardır her zaman. Eğer biz güneş enerjisiyle üretim yaparsak bu kayıp, bu güneş enerjisinden üretilen elektrik aynı anda tüketildiği zaman şebekeye gitmez. Şebekeye gitmemesi ne demek? Trafodan geçmez. Trafodan geçmediği zaman trafonun yükte kaybı azalmış olur. Dolayısıyla trafonun işletme maliyeti azalmış olur. Trafo daha az yorulduğu için bakım maliyetleri azalmış olur. Ve aynı zamanda trafo daha az yorulacağı için ilerideki olası bir trafo yatırımını geciktireceği için yatırım maliyeti de net bugünkü değer anlamında düşündüğümüz zaman düşmüş olur. Kablo kayıpları için de aynı şey söz konusu. Yine hat kayıp katsayısı diye bir kalem yansıtılıyor bazı tesislerde. Bu çok nadir oluyor. Hat kayıp katsayılarına aslında geçersek bir tesiste trafo ve tesis arası uzaklık çok fazla olabiliyor. Bu durumda AG kablolarda bir kayıp olabiliyor. Fakat üretim aynı anda tüketilirse bu elektrik bu kablodan geçmeyeceği için buradaki kayıplar da yine azalıyor. Dolayısıyla işletme maliyeti, bakım maliyeti ve yatırım maliyetlerine bir düşüş söz konusu oluyor. Fizibilite süreçlerinde yine bunu katmakta fayda var. Bu çok büyük bir kalem değil fizibilite için. Fakat ideal yapılmak isteniyorsa bunun katılmasında da fayda var diye düşünüyorum. Şimdi üretim fazlasının satışı nasıl yapılıyor? Aylık olarak mahsuplaştırılan elektrikte 100 birim tüketimimiz var örneğin. 150 birim üretimimiz var. 50 birimlik bir fazla var. Bu 50 birimlik fazlayı biz elektriği satın aldığımız fiyattan satarız. Yani elektriği fazla fiyata satın alıyorsak, pahalı bir elektrik alıyorsak yine pahalıya satmış oluruz. Dolayısıyla elektriği pahalıya satın almak aslında bazen o kadar da kötü değildir. Yani güneş enerjisinde böyle bir durum söz konusu. Normalde ideal olan en ucuz şekilde elektriği almaktır. Tabii. Şimdi bir özet geçelim. Özet yaptığımızdaysa bizim bir öz tüketim için kullandığımız üretim var. Bir de üretim fazlası yaptığımız elektrik var. Bu ikisi arasında fiyatlamada nasıl bir fark vardır? Aktif birim fiyatı anlamında ikisi de aynıdır. Yani örneğin 100 tüketimimiz var.
50 de üretimimiz olsun ya da 80 olsun daha iyi varsaymak için. 100 birim tüketim, 80 birim üretim. Bu ikisi arasındaki fark 20. Aktif bir birim fiyatta ikisinde de öz tüketim içinde, üretim fazlası içinde 20 olur. Fakat öz tüketim için bizim ürettiğimiz elektrik aslında piyasadan satın aldığımız elektriğin birim fiyatı, yani aktif birim fiyat artı dağıtım bedelinin yarısı gibidir. Diğer taraftan üretim fazlası yaptığımız zaman bu böyle değildir. Üretim fazlası yaptığımız zaman dağıtım sistemine etkisi olmadığı için, yani 150 birim tüketim, 150 birim üretim, 100 birim tüketim yaptığımız durumda o 50 birimlik kısım sadece aktif birim fiyata etki etmiş olur. O fiyattan satmış oluruz. Fakat dağıtım bedeline herhangi bir etkisi olmaz. Dolayısıyla aslında bu mevzuat bize şunu teşvik ediyor. Öz tüketimin için güneş enerji santrali kur. Bu daha mantıklıdır. Yani burada şöyle bir durum var. Prosumer dedikleri kendi elektriğini üreten tüketici olayı devreye giriyor. O tüketimin olduğu yerde üretim yapıldığı için sistem kullanımı azalıyor ve dolayısıyla kayıplar da azalıyor. Burada mevzuat bir avantaj sağlamış oluyor bu tür tüketicilere. Yine öz tüketim kısmında vergiler de aktif birim fiyata ve KDV dağıtım ve TRT vergisi, belediye vergisi ve enerji fonu aktif birim fiyata göre, KDV'de hem aktif birim fiyata göre hem dağıtıma göre ve vergilere göre şekilleniyor. Dolayısıyla böyle bir özet çıkarılabilir. Üretim fazlasındaysa sadece dağıtım bedelinin yarısı yok. Seyit Çankaya sormuş. 0-10 kW gez dışında elektriği yekleme satabiliyor muyuz? Büyük santrallerde de kamu kurum ve kuruluşlar dışında elektrik satışı yapılabiliyor mu? 0-10 kW'da yine aynı şekilde bu kurallar geçerli. Sözleşme gücünüze kadar kurulum yapabiliyorsunuz. Bu kurulumu yaptıktan sonra üretim fazlasını elektriği aldığınız birim fiyattan satabilirsiniz. Yani 0-10 kW'da muhtemelen bir meskendir. Meskende muhtemelen ulusal tarifeden elektrik alıyordur. Serbest tüketici değildir. Bu durumda üretim fazlası ulusal tarifedeki elektrik fiyatına göre satılmış olur. Mahsuplaşma da yine bahsettiğimiz şekillerde yapılmış olur. Diğer soru, büyük santrallerde de kamu kurum ve kuruluşları dışında elektrik satışı yapılabiliyor mu? Şu anda bu mevzuat 5.1c'nin amacı ticari değil, tüketim için bir kurulum yapmak. Ve devlet burada gidip başkasına satmanıza izin vermiyor. Orada YETA modelleri konuşuluyor. Yenilenebilir enerji ticaret anlaşmaları. Belki ileride gelecek, komşumuza elektrik satabileceğiz. Fakat şu anda sadece devlete satabiliyoruz bu elektriği. Ve elektriği aldığımız fiyattan satabiliyoruz. Şimdi elektrik fiyat tahmininin fizibiliteye etkisine gelelim. Yani aslında biz elektrik faturasına etkisini şimdiye kadar analiz etmiş olduk ve elektrik fiyat tahmini bize bir projeksiyon sunacak. Gelecekte elektrik faturamız nasıl şekillenecek? Buna göre fizibiliteyi doğru yapmak gerekiyor. Çünkü biz bu santralleri kurduğumuzda 1-2 senelik değil, 25 senelik, 30 senelik kuruyoruz. Dolayısıyla gelecekte bu nasıl olacak, ona bakmak lazım. Gelecekteki projeksiyonu çizebilmek için elektrik fiyat tahminleri yapmak gerekiyor. Murat Bey, birazdan sorunuza cevap vereceğim. Elektrik fiyat tahminleri yapmak gerekiyor. Şimdi elektrik fiyat tahminleri benim genellikle gördüğüm EPC firmaları çok fazla yapmıyorlar. Yani şimdiye kadar 100'den fazla EPC firmasıyla görüşmüşümdür. Onların doğru fizibilite yapanları çok çok az ve bunların içinde küçük bir kısım elektrik fiyat tahmini yapıyor. O fiyat tahmini yapanlar da genellikle şu şekilde yapıyor. Diyor ki bizim son 5 yıldaki elektrik fiyatlarındaki artış ortalama şu kadardır. Ona göre ben bunu gelecekte çizerim. Derim ki işte gelecekte şu kadar fatura tutarım olur. Ona göre ölçeklendiriyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Yani bir örnek verdim burada ben. Diyelim ki geçmiş 2 yılı referans aldık. Birinci yılda %10'luk bir elektrik zammı oldu. İkinci yılda %30'luk bir zam oldu. Bu firmalar gidiyor diyor ki %20'lik bir ortalamada zam olmuştur. Dolayısıyla bunu 8 yıla çıkardığı zaman, yani 8 yıl sonraki elektrik fiyatı bu yıldakinin kaç katı olur? Ona baktığı zaman işte
%20 olduğu için 1.2'lik bir artış oluyor. 2 yılda işte 1.2 üzeri 2 ve onun o üzeri 3, bunu 2 yılı 8 yıla çıkarabilmek için. Ve dolayısıyla diyor ki 8 yılda elektrik fatura tutarı 3 katı olur. Şimdi şeydeyse, asıl yapılması gerekense, yani burada direkt bir orantı yaptığımız zaman ilk yıl 1.1, ikinci yıl 1.3 artmış. Burada 8 yıla ölçeklendirdiğimiz zamansa 2.9'luk bir oran çıkmış oluyor. Bu küçük bir fark olarak görülüyor. Fakat genele yaydığımızda, yani biz yatırımın geri dönüş süresini bulmaya çalışıyoruz ya, fizibilitede amaç o. Yani burada biz mesela normalde yatırımın geri dönüş süresi 6.2 yıl olabilecekken bu durumda 6 yıl gibi varsayılır. Dolayısıyla bu bir yanlış yöntem diye düşünüyorum. Bir diğeri, dolar bazlı fiyat tahminleri yapmak gerekiyor. Çünkü güneş enerji piyasası dolar üzerine şekilleniyor. Yatırımlar dolar üzerinden, krediler dolar üzerinden. Dolayısıyla elektrik fiyatlarının da dolar üzerinden olması lazım. Fiyat tahminlerinin de dolar üzerinden olması lazım. O yüzden bütün tahminlerimizi ona göre şekillendirmek lazım. Tahminden kastım da nedir? Yani biz mesela kendi firmamızda bir zaman serisi analizi yapıyoruz. Ona göre diyoruz ki gelecekteki elektrik fiyatları şu şekilde olur. Ve ona göre ölçeklendirip yatırımın geri dönüş süresini buluyoruz. Dolayısıyla dolar bazlı fiyat tahminleri daha doğru bir yöntem gibi duruyor TL'dense. Şimdi sorunuza gelecek olursak, Murat Bey sormuş. Hocam, bu çatı GES'ler ne zaman yaygınlaşacak? Aslında yani şu anda ticarethanelere ve sanayilere ciddi anlamda kurulum yapılıyor. Bu sene şimdiye kadar benim bildiğim 600 megawattın üzerinde kurulum yapıldı çatıları. Mesken tarafındaysa fizibilite de biraz daha uzun süreler çıkıyor, işte 7 yıl gibi, 8 yıl gibi. Dolayısıyla oraya biraz daha zaman var. Fakat benim tahminim 2-3 yıl sonra çatıları boş görmeyeceğiz. Bu şekilde düşünüyorum. Seyit Bey sormuş. Ben 10 kW'tan büyük GES'lerin fazla üretilen elektriği devlete satmaktan bahsederek sormuştum. Sorunuza tekrar bakayım o zaman. Özür dilerim. Direği yekleme satabiliyor muyuz? Yeklem fiyatından satamıyorsunuz bir kere Seyit Bey. 13.3 dolar sentten bahsediyorsanız o fiyattan satabilmiyorsunuz. Yani bu model sadece öz tüketim için, elektriğin satın alındığı fiyat için geçerli. Öyle bir fiyat mekanizması yok öz tüketimde. Murat Kaya Bey yine yazmış. Hocam, maliyetleri düşürmek, B kalite paneller kullanılabilir. Evet, kullanılabilir. Fakat onların da riski fazla olmuş oluyor ve üretimleri daha düşük olabiliyor yıllara ölçeklendiği zaman. Evet, benim de içim yanıyor. Adil Özçağcı Bey, YKGS3'te TL bazında YK'da eskalasyon katsayısını nasıl uygularlar? Bu konuda fikriniz nedir? YK'da benim bildiğim kadarıyla piyasaya göre şekillendirilmiş oluyor. Çok bildiğim bir konu değil bu arada. TL bazında yapılıyor. Fakat orada bir dolara endeksizlik olmuş oluyor aslında. Piyasaya göre şekillendirildiği için yine dolara yakın bir rakam çıkmış oluyor. O kısımda çok detaylı bir cevap veremeyeceğim açıkçası. YK süreçleri biraz uzadı. Çok bilmiyorum, takip edemedim maalesef. Can Yıldız Bey, ürettiğimiz elektriğin en az ne kadarını tüketmemiz gerekiyor? Can Bey, öyle bir sınır yok. Şöyle bir sınır var. Kuracağınız santralin gücünün bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün geçmemesi gerekiyor. Ondan sonra isterseniz sıfır tüketim yapın. Bu önemli değil. Cahit Gençer Bey sormuş. İlla çatı mı? Özel şirketlerde, yani kamu kurumu olmayan tesislerde sadece çatıya ve cepheye kurulmasına izin veriyor mevzuat. Sadece OSB'de bulunan tesislerde arazi alanının %25'ine kadar araziye kurulum yapılabiliyor. Kamu kurumlarında ise araziye kurulum yapılabiliyor. Bu şekilde. Fakat genele baktığımızda çatı ve cepheye kuruluyor diyebiliriz. Varsayımı. Muhsin Bektim,
Bakdemir Bey, kurulum maliyetlerinin kısa vadede düşmesini bekliyor musunuz? Bireysel müşteri bazında bir gelişim öngörüyor musunuz? Kurulum maliyetleri 2016'da 1 megawata 1,1 milyon dolarlar, 1,2 milyon dolarlar konuşulurken şu anda 500 bin dolarlara kadar, 450 bin dolarlara kadar indi. Hatta çatıda bunu 430 bin dolar, 420 bin dolar teklif veren firmalarımız var. Bunun en büyük düşmesinin sebebi paneller oldu. Panel fiyatları etkiledi. Gelecekte bu şekilde bir düşüş, yani bu oranda yarı yarıya gibi bir düşüş olacağını öngörmüyorum açıkçası. Fakat elektrik fiyatlarındaki artış ve ölçeklenme ile birlikte diğer kalemlerde, yani kablo gibi, invertör gibi, çelik konstrüksiyon gibi diğer fiyatı etkileyecek diğer maliyetlerde azalış olabilir. Bir diğeri mesken tarafına yoğunlaşma arttıkça, EPC firm o tarafa odaklanan EPC firmaların sayısı arttıkça o tarafta da aslında bir ölçeklenme oluşmuş olacak. Yani şu anda bir meskene 2 kW'lık, 3 kW'lık teklif verildiği zaman o 1 MW'daki 0,43'ten ziyade, 0,43 orandan ziyade 1'lik, 1,5'luk oranlar konuşuluyor. Fakat zamanla bu meskenler birleştirilip, yani bir EPC firması belki ayda 10 tane, 20 tane, 30 tane meskeni kurulum yaptığı zaman bu da aslında bir ölçeklenme yaratmış olacak ve fiyatları düşürebilecek bir etki olabilir. Biraz zaman gerekiyor o tarafta diye düşünüyorum. Murat Bey, çatı GES için teşvik olsa ciddi yaygınlaşır. Evet, aslında yani destekleri var, devletin verdiği destekler. Bunlar biraz daha artırılabilir, biraz daha seçenekler artırılabilir belki. Bu konularda da çalışmalar yapıyorlardır umarım. Cahit Bey, iki soru vardı demiş. Cam yerine kullanılan panel yok mu? Camdan kastınız nedir? Şey mi? Pencere yerine kullanılanlar mı? Böyle anlıyorum. O şekilde cevap verecek olursam, tarım tesislerinde bu modeller kullanılabiliyor, bu tür paneller kullanılıyor diyebiliyorum. Fakat bunlar yeni teknolojiler. Şu anda ülkemizde muhtemelen kullanılmıyordur. Yeni yeni gelişen teknolojiler. Yani paneli koyuyorsunuz, alt tarafa bir güneş geçiriyor ve bitki de faydalanmış oluyor. Camdaysa internette videolarda görüyorum. Fakat pratikte kullanılan hiç bilmiyorum açıkçası. Bu şekilde söyleyebilirim. Soru cevabı mı geçtik demiş kare adlı kullanıcı. İnteraktif olmasını tercih ettik. Yani biraz daha soruyla birlikte ilerlemek mantıklı olabilir diye düşündük. Şimdi fizibilite kısmına gelecek olursak, fizibilitede bir de ayrıca işletme ve bakım maliyetlerini de katmak gerekiyor. Yani biz fizibilite yaparken gelecekte bizim maliyetlerimiz ne kadar olacak? Bunları katmak önemli. Sadece kurulum maliyeti, yatırım maliyeti değil. Bunda güneşin şöyle güzel bir tarafı var. İşletme maliyeti ve bakım maliyetleri çok düşük. İşletmede izleme, sigorta ve panel temizlenmesi gibi basit giderler oluyor. Bakımdaysa önleyici bakımlar oluyor, arıza bakımları olabiliyor. Yani aslında baktığınızda bir tesis için şu anda ticarethanede örneğin 4 yıla kadar, 3,5 yıla kadar yatırımın geri dönüş süreleri inebiliyor. Böyle bir tesiste kurulum yapıldığı zaman 3,5 yıl yatırımını çıkarıyor. Sonrasında tamamen neredeyse bedavaya elektrik üretilmiş oluyor. Şimdi bir diğeri enflasyon ve faiz olayı. Enflasyonu ve faizi de fizibilite sürecine katmak gerekiyor. Enflasyondan kastım, biz dolar bazıyla bir fizibilite yaptık. Fakat dolarda da bir enflasyon var. Bu da %2 civarında kabul edilebilir. Ve bu enflasyonun katılmasıyla gelecekteki belirlediğimiz elektrik faturasının net bugünkü değerini bulabiliriz. Bir diğeri ise faiz. Burada yatırım yaparken iki farklı yol var. Biri öz sermaye, diğeri kredi. Öz sermaye ile yatırım yaptığımız zaman paramızı güneşe yatırmaktan ziyade bankaya yatırdığımız zaman bize bir faiz getirisi olacak. Yine fizibilite bunu katmamız gerekiyor. Kredide ise kredinin faizini katıp ona göre fizibilite yapmak gerekiyor.
Ve son olarak seçimler kısmı var. Şimdi konu biraz fazla dalmadan ben şu seçimleri de anlatayım. Daha sonra yine soru cevaba geçeriz. Seçimler kısmında. Seçimler dediğimiz İngilizcesiyle trade-off. Bunun Türkçesini bulamadım. Seçimler diye tarifledim. Eğer daha doğru bir tanım bulursanız benimle paylaşırsanız sevinirim. Öncelikle bir tedarikçi seçimi gerekiyor. Tedarikçiden kastımız nedir? Biz bir ya ulusal tarifeyle elektrik alabiliriz ya da ikili anlaşmayla elektrik alabiliriz. Yani serbest tüketici olabiliriz. Normalde bizim için en uygun olan yöntem elektriği alabildiğimiz en ucuz olan fiyatı almaktı. Fakat güneş enerjisiyle birlikte bu değişti. Bazen de elektriği pahalıya almak mantıklı olabilir. Yani siz ürettiğinizin fazlasını şebekeye sattığınızda daha pahalı fiyata sattığınız zaman belki daha ekonomik bir model oluşturmuş olursunuz. Bir diğeri ise ikili anlaşma yaptığınızda tedarikçi şirketler genellikle 2-3 fatura tutarını teminat olarak isterler. Normalde sizin için belki de dediniz ki 2-3 fatura tutarını ben tutuyorum. İşte 2 fatura tutarı diyelim ki 1 milyon lira bu tedarikçiye veriyorum. Orada duruyor. Fakat bana ucuza elektrik veriyor. Bu sizin için mantıklı bir modeldi. Fakat güneş enerjisiyle birlikte belki de bu mantıklı değil. O verdiğiniz teminatı alıp belki de ulusal tarife geçmeniz daha mantıklı olabilir. Burada proje bazlı bakmak gerekiyor. Hangisinin daha mantıklı olduğuna. Diğeri ise tarife seçimi. Şimdi normalde biz önceki eğitimde ne demiştik? Çift terimli tarifelerde %3, %4 oranında bir tasarruf sağlanabiliyordu. Fakat artık güneş enerjisiyle birlikte bu tarife seçimi biraz daha farklılaşıyor. Yani belki de çift terimli tarife sizin için artık o kadar da mantıklı olmayacak. Belki tek terimli daha mantıklı olacak. Yani burada nasıl bir durum söz konusu? Çift aslında sözleşme gücü kısmında da değineceğim buna. Çift terimli tarifeyi belirleyen şey sözleşme gücüydü. Ne kadar fatura ödeyeceğinizi. Fakat sizin kuracağınız santralin gücünü sözleşme gücü belirlediği için burada çift terimli tarifeyi seçmek belki de mantıklı olmayabilir. Diğer taraftan tek zamanlı ve üç zamanlı olayına gelecek olursak örneğin tarım tesislerinde şu şekilde modeller oluşturulabiliyor. Tarım tesisleri diyor ki ben gece en ucuz elektrik gece 3 zamanlı kullanayım. Dolayısıyla tek terimde 3 zamanlı elektrik kullanıyor diyelim. Fakat 3 zamanlı elektrik kullanabilmesi için tarifede de ulusal tarife kullanması gerekiyor. Yani tedarikçisinin bölge perakende şirketi olması gerekiyor. Çünkü ikili anlaşma yapıldığı zaman sadece tek zamanlı tarifeden faydalanılabiliyor. Ve gece sulamayı yapıyor ucuz fiyattan, ulusal tarifede olup ucuz fiyata kullanmış oluyor. Fakat artık güneş enerji santrali kurulduğu zaman belki de gündüz ürettiğiniz elektriği yine güneş enerjisi gündüz üretiliyor biliyorsunuz. Gündüz ürettiğiniz elektriği gündüz sulama yaparak ve ikili anlaşmaya geçerek belki de daha doğru bir model oluşturabilirsiniz. Yani burada yine proje bazlı bakmak gerekiyor. Bu da aslında önemli ve detaylı bir hesaplama. Bir diğeri ise sözleşme gücü. Sözleşme gücü dediğimiz tesisin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü. Sözleşme gücü nasıl bir etki yaratıyor? Şimdi bizim sözleşme gücüne kadar güneş enerjisi santrali kurabiliyoruz. Sözleşme gücümüz ne kadar yüksekse o kadar kurabiliyoruz. O yüzden iyi bir şey bu. Sözleşme gücünün artmış olması, fazla olması. Fakat sözleşme gücü arttığı zaman eğer çift terimli tarifedeysek bu sefer elektrik fatura tutarımız da artmış oluyor. Dolayısıyla burada bir al-ver var. Yani hangisini tercih edeceğiniz, sözleşme gücünüzü ne belirleyeceğiniz size kalmış bir şey. Tabii sözleşme gücünüzü sınırsız tutamıyorsunuz. Orada da bir sınır oluyor. Genellikle maksimum trafo gücünün 0.6 katı kadar oluyor. Fakat azaltabiliyorsunuz bu sözleşme gücünüzü. Bir diğeri ise sanayi sicil belgesi. Daha önceki eğitimde değinmiştik. Sanayi tesisleri sanayi sicil belgesine sahip oldukları zaman elektriği sanayi tarifesinden alırlar.
Fakat sanayi sicil belgesi yoksa ticarethane tarifesinden alırlar. Şimdi normalde bizim için elektriği en ucuz fiyat almak iyiydi. Fakat bizim üretim fazlamız varsa, yani elektriği şebekeye satıyorsak, iş tüketim barası etkisini de kattığımız zaman belki de bizim sanayi yerine, sanayi tesisi olmamız yerine ticarethane tarifesinden elektrik almak bizim için daha mantıklı olabilir. Ve bu durumda sanayi sicil belgesini iptal edebiliriz. Böyle bir yol da vardır. Ya bu da bir seçenek. Fizibilite süreçleri genel olarak bu şekilde. Şimdi isterseniz sorulara geçelim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sonrasında bir örnek fizibilite de yapabiliriz. Şimdi ben soruları alayım. Sonrasında örnek sorulara geçelim. Pardon. Öncesinde soruları alayım. Sonrasında örnek fizibilite geçelim. Yusuf Yurdakos Bey sormuş. Çevre Şehircilik Bakanlığı yeni yapılan binaları GES sorumlusu iyi olmaz mı? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Bence de zorunlu olmalı. Çatılar hatta güneşe göre projesi çizilmeli. En optimum açıda çatılar olmalı. Güzel bir nokta. Murat Kaya Bey, ayçiçek gibi güneşi takip eden paneller olursa verim daha da artar diye düşünüyorum. Proje bazlı Murat Kaya Bey, bu değişiyor. Yani ayçiçek gibi dediğimiz aslında çift eksenli paneller olmuş oluyor. Çift eksenli konstrüksiyon olmuş oluyor. Çift eksenli konstrüksiyon şu anda benim bildiğim çok ekonomik değil. Kullanılmıyor. Şu anda ticari olarak herhangi bir yerde Türkiye'de kullanıldığını bilmiyorum. Sadece deney amaçlı kullanılıyor. Tek eksenlilerse kimi yerlerde kullanılıyor. Bunlar verim artışı sağlayabiliyorlar. %10-15'e kadar sağlayabiliyorlar bu verim artışını. Fakat tabii burada yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri yüksek olmuş oluyor. Dolayısıyla tek eksenlinin kurulmasının doğru mu, ekonomik mi olduğuna bakmak lazım. Çift eksenlilerse biraz zor. Burada tek eksenli dediğim, elimi görüyorsanız tek eksenli böyle güneşe doğru dönen bu şekilde bir panel, bu şekilde bir konstrüksiyon tipi. Çift eksenli ise hem böyle dönen, şöyle diğer elimle göstereyim, hem böyle dönen hem de bu şekilde dönen konstrüksiyon tipleri oluyor. Güney Kavaklı Bey, merhaba, GES'i bir yazlığa kuruyorsak ve kontrol, sorunuzu anlamadım maalesef. Devamı varmış. Merhaba, GES'i bir yazlığa kuruyorsak ve kontrol GES tesisinin enerjisini uzun süreli keseceksek bir hikaye gibi, tesis açısından bu sorun olur mu? Kontrol GES tesisinden kastınız nedir? Bunu söylerseniz sevinirim. Samet Öz Bey sormuş. ESCO modeli ne kadar mantıklıdır? ESCO modeli şu anda dünyada oldukça fazla uygulanan, özellikle Almanya'da, Amerika'da çok fazla uygulanan bir model. Yani Amerika'da boş bir çatı gördüğü zaman bir ESCO şirketi gidiyor, kapıyı çalıyor. Çatınız neden boş? İşte paranız mı yok? Biz sağlayalım ve size bu elektriği verelim. Bu elektriği normal fatura ödermişsiniz gibi size satalım. Ve sonra işte 8 yıl sonra, 10 yıl sonra size bu tesisi geri bedavaya vermiş olalım. Ondan sonra elektriğinizi bedavaya üretmiş olun. Bu şekilde bir model ESCO modeli, özetlemek gerekirse bilmeyen arkadaşlar için. ESCO modeli dolayısıyla güneş enerjisinin yaygınlaşması için çok mantıklı bir model. Çünkü bazı tüketicilerin ona yatırım yapacak sermayesi olmuyor. Şu anda hatta Türkiye'de uygulayan firmalar da var. Aksa gibi, Enerjisa gibi firmalar büyük tesislere bunu bu şekilde, bu modelle gidiyorlar. Bu yavaş yavaş alta doğru da inecektir diye düşünüyorum. Evlere de kurulum yapılacaktır diye düşünüyorum. Abdülsamet Duman Bey, arkadaşlar Ar-Ge çalışmalarınızı panel üretim firmalarıyla paylaşırsanız daha verimli olur. Burada öyle bir çalışma yok. Abdülsamet Bey, Ar-Ge çalışmalarımızdan kastınız bizim çalışmalarımızı mı, yoksa bunu açarsanız sevinirim. Anlamadım. Muhsin Bakdemir Bey, çatı GES kurulumu yapabilmek için biz mühendislerin hangi belgelere sahip olmamız gerekiyor? Çatı GES için yani birçok aşama var.
sizin evrak süreçlerinde sadece elektrik projesi kısmında elektrik projesi kısmında bir mühendislik yeterliliğinize ihtiyaç var. Bunu da farklı proje firmalarına çizdirebilirsiniz eğer sizde yoksa. Fakat diğer kısımlar işte çağrı mektubu alınması, kurulum yapılması, devreye alınması gibi kısımlarda herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Keşke olsa. Yani aslında farklı modeller konuşuluyor. Bizim odada da bunu tartışan insanlar var. Bazı öneriler sunuluyor. Örneğin deniliyor ki bu kurulumu yapan, anahtar teslim kurulumu yapan firmaların %50'sinden fazlasının elektrik mühendisleri tarafından sahip olması gibi koşulların getirilmesine çalışılıyor. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Fakat yani burada şunu vurgulamakta fayda var. Bu iş bir elektrik mühendisliği işi. Baştan beri çok fazla mühendislik olayı anlattık aslında. Ve bu tamamen elektrikle ilgili olan bir şey. Dolayısıyla mesleğe özel bir sertifikasyon gibi bir model getirilmesinde fayda var. İngiltere'de bu şekilde mesela sertifikasyon veriliyor firmalara. O firmalar kurulum yapabiliyor. Fakat bizde bu şekilde değil. Yani bir örnek geldi aklıma. Bir müşterimizle görüşürken şöyle bir örnek vermişti. Firma fayans kurulumu normalde gidiyor fayans döşüyor binalara. Sonrasında bu müşteri bu firmaya geliyor diyor ki ben fayans döşüyorum, panel de döşeyebilirim, birlikte yapalım mı? Ya bu şekilde yaklaşımlar olabiliyor fakat bu iş öyle kolay bir iş değil. Hem yani bizim aslında şu anda bahsettiğimiz teorik kısımlar çok önem taşıyor tesis için. Aynı zamanda sahaya kurulumda da çok ciddi mühendislik faaliyetleri gerekiyor. Elektrik projesinin çizilmesi kısmında çok ciddi mühendislik gerekiyor. Yerleşimlerde çok ciddi mühendislik gerekiyor. Dolayısıyla bu iş herkes tarafından yapılabilecek bir iş değil. Fakat maalesef bizim ülkemizde biraz bu iş müteahhitlik olarak görülüyor. Bunun bir sertifikasyonu sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum, şahsi düşüncem. Bülent Çanakçı Bey, SMM olman gerekiyor diyor. Evet, elektrik projesi kısmında onlar gerekiyor. Murat Bey, ülkemizin en büyük kara deliği olan enerjiyle ilgili %100 destek bile verilmiş olsa çok iyi. Evet, sonuçta güneş yerli bir elektrik. Hasan Özülkü Bey, iyi akşamlar. Mahsuplaşma aylık bazda mı yapılıyor? Evet, aylık bazda yapılıyor şu anda mahsuplaşma. Ya burada umarım bir dileğimi de dile getireyim. Umarım yıllık mahsuplaşmaya geçebiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Örneğin mesken tesisiniz siz bir kurulum yaptırdınız. Sonrasında üretim fazlanız var. Diyelim ki Haziran ayında, Temmuz ayında üretim fazlanız var. Ve bunu elektrik dağıtım şirketine satmış oluyorsunuz aslında. Bu satışın karşılığını alabilmeniz için gelir makbuzu ya da bir fatura kesmeniz gerekiyor. Ve bu süreci takip etmeniz gerekiyor. Kış aylarında ise bunu kesmiyorsunuz. Kış aylarında normal elektrik faturası geliyor. Bu aslında zorlayıcı bir süreç. Yıllık yapıldığı zaman hem rahatlatıcı olur hem de daha iyi bir teşvik olur. Haziran'da ürettiğimiz elektriği aslında kışın kullanabiliriz. Bu anlamda yani iki taraf birbirini dengelerse çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Mazlum Turan Bey, Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkileri nelerdir? Ne anlamda soruyorsunuz bunu? Detaylandırırsanız sevinirim. Seyfettin Yumrukaya Bey, güneşe göre hareket eden GES Kayseri OSB'de var. Seyfettin Bey, tek eksenli mi çift eksenli mi? Burada önemli. Tek eksenler var. Çift eksenli benim bildiğim yok. Eğer sizin bildiğiniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tesisi görmek isterim. Adil Özçağcı Bey, YK GES 3 için yerli invertör üretimi yapan firmalar olacak mıdır? Yerli invertör üretimi yapan firma şu anda Mavi Sisti sanırım diye bir firma var benim bildiğim. Fakat çok bildiğim bir konu değil. İnvertör ekipmanı kısmında çok detaylı bilgiye sahip değilim. Azize Karakaş
sormuş. Çekilen elektriği ölçmek için sayaç kullanılıyor. Şebekeye verilen elektriği ölçmek için ikinci bir sayaç mı kullanılıyor? Azize Hanım, çekilen ve şebekeye verilen elektriği ikisinde tek bir sayaç ölçüyor. Aslında sizin normalde tek taraflı bir sayaçınız var. Güneş enerji santrali kurduktan sonra bu çift yönlü sayaca dönmüş oluyor. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü değiştirmediğiniz zaman bu sayaç sizin üretiminizi de tüketim olarak algılar. Aslında ürettiğiniz elektriğe de para ödemiş olursunuz. Elektrik projesi çizildiği zaman zaten bu çift taraflı sayaca değiştirmiş oluyor. Ali Hakan Ever ekli Bey, videoda bir güneş takip eden sistem örneği mevcut. Evet var ama deneysel anlamında var. Yani videolar var. Çok farklı örnekler. Cüneyt Kavaklı Bey, kontrol etmek için demek istemiştim. Sizin sorunuza tekrar geliyorum, unuttum. Gesi, merhaba, Gesi bir yaz daha kuruyorsak ve kontrol Gesi tesisinin enerjisini uzun süreli kesecektik, bir iki ay gibi. Gesi açısından bir sorun olur mu? Kontrol etmekten kastınız nedir onu anlamadım. Yani ürettiğiniz elektriği neden kesesiniz? Serhat Bey sormuş. Gesi işine de kredi gibi bir haramı bulaştırmasın insanlar. Lütfen duyuru yapınız. Bari bu işe bulaşmasın. Yani ben biraz şöyle düşünüyorum. Bu noktada dünya artık bankalar üzerinden ilerliyor. Bu sisteme karşı koymak pek mümkün değil. Yani öz sermayesi, herkeste öz sermaye olmuyor. Herkeste bir yatırım yapacak güç olmuyor. Dolayısıyla bu tür modellere insanlar gidebiliyor. O yüzden maalesef böyle bir duyuru yapamam. Çünkü kendim böyle düşünmüyorum. Sizinle aynı düşünemiyorum. Mehmet Bey, elektriği öderken vergiler ve diğer giderler var. Satarken de bunları alıyor muyuz? Hayır, satarken almıyoruz. Satarken aslında bu yine aynı şeye gelmiş oluyor. Bizim ürettiğimiz elektriği satmaktan ziyade tüketmek daha önemli. Vergiler de yine bu kısımda olduğu için öz tüketim için güneş enerji santrali kurmak çok daha mantıklı. Muhsin Bakdemir Bey, GES kurumlarında kabul işlemleri dağıtmış şirketlerince yapılıyor sanırım. Bu durum tezatlık oluşturmuyor mu? Müşterisini kaybediyor sonuçta. Devlet daha yetkili olmalı değil mi? Muhsin Bey, evet, bir tezatlık. Yani bunlar, bu güneş enerji santrali kurulumları aslında dağıtım şirketleri için kötü bir şey. Hem elektrik satamıyorlar. Birincisi bu. İkincisi, portföylerindeki elektrik dengesizleşmiş oluyor. Bunu sonuçta bunlar da elektrik piyasasına giriyorlar. Güneş enerjisi ise diğer hidroelektrik, yani EVH'den gidip elektrik almasından daha riskli bir işlem. Dolayısıyla onlara öyle bir risk getiriyor. Üçüncü olarak ise operasyonlarını zorlaştırıyor. Yani burada çok şimdiye kadar süre gelen çok fazla mevzuat geldi. Pardon. Bu mevzuattan hepsini işleyip ona göre fatura kesmek elektrik dağıtım şirketlerini zorluyor. Fakat burada zorunlu tutuldukları için böyle bir işlem yapıyorlar. Tezatlık var ama dediğiniz gibi. Zafer Koçak Bey, GES yatırımında kırılma noktası nedir? Fayda maliyet açısından diğer enerji alternatiflerine göre durumu nedir? Fayda maliyet açısından bir kere güneş enerjisinin en büyük faydası ölçeklenebilir olması. Yani siz gidip 2 kW'lık bir tesis de kurabilirsiniz. 2 MW'lık, 20 MW'lık, 2 GW'lık bir tesis de kurabilirsiniz. Bu çok iyi bir nokta oluyor. Çünkü ölçek ekonomisinde maliyetler de çok düşmüş oluyor. GES bu anlamda çok iyi. Bir diğeri 2 kW'da kurabildiğiniz için öz tüketim için kurmak çok mantıklı oluyor. Yani gidip mesela bir rüzgar türbününü eve kurmak biraz daha zorken güneş enerjisinde böyle bir durum yok. Bir diğeri güneş enerji santralleri sabit duruyor. Yani rüzgar gibi, rüzgar da yine çok değerli bir kaynak tabii de öz tüketim kısmında kıyaslıyorum ben. Öz tüketimde güneş biraz daha ideal olmuş oluyor. Çünkü mekanik bir sistem olmadığı için herhangi bir tehlike de güvenlik anlamında yok. Diğer enerji tesislerine göre
Yani benim bahsettiğim güneş enerji santralleri aslında öz tüketim için kullanılır. Siz eğer ticari olarak diyorsanız, ticari olarak herhangi bir kurulum modeli şu anda yok. Yani gidip kapasiteler yok çünkü. Gidip mesela evimin önünde köyde bir tarlam var, oraya kurayım, şebekeyi satayım diyemiyorsunuz. Böyle bir model yok çünkü eskiden vardı. Bu artık değişti. Fakat diyorsanız ki benim bir tesisim var, buna kurayım mı? Buna nasıl bir santral kurayım? O durumda güneş enerji santrali diğer kaynaklara göre daha aynı bahsettiğim gibi çok daha mantıklı olabiliyor. Murat Kaya Bey, hocam ücret üretmiyorsak Ar-Ge yapıyor diyemeyiz. Yani hücre üretilmeye başlandı aslında kanyonun fabrikasını duymuşsunuzdur belki. Fakat bu biraz yılların teknolojisi. 2 gün önce Yusuf Bahadır Turan Bey ile Solar 3 Gigawatt Başkanı ile bir oturum gerçekleştirmiştik. Onun söylediğini aktarıyorum. Onun düşüncesi şeydi, bu teknoloji yıllardır süre geliyor. Biz artık bu otobüsün peşinde koşmayalım. Bunun yerine yeni teknolojilere odaklanalım. Ben de biraz öyle düşünüyorum. Farklı hücre tiplerini, farklı materyalleri denemekte fayda var. Perovskit gibi farklı teknolojileri deneyebiliriz diye düşünüyorum. Mehmet Ali Uyar Bey, GES'ten alınan enerjinin aküde depolanması hususu ne kadar ekonomiktir? Mehmet Ali Bey, şu anda çok da ekonomik değil. Akü maliyetleri yüksek, pil maliyetleri yüksek. Fakat orada şöyle bir durum oluyor. Bu mevzuatlarla hiç ilgilenmek istemiyorsanız, işte dağıtım bedelim nasıl olur, diğer bedeller, vergiler nasıl olur, bunlarla ilgilenmeyeyim, ben şebekeden kendimi koparayım diyorsanız, o durumda batarya kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir fayda sağlıyor, sizi şebekeden bağımsızlaştırıyor, özgürleştiriyor. Bir diğeri hibrit sistemlerde güneş elektrikler gittiği zaman, yani şebekede elektrik yokken bataryadan elektrik alarak elektrik kesintisizliği yaşamış oluyorsunuz. Aslında bu da bir özgürlük. Ama burada mevzuat yine işlenmesi gerekiyor. Abdülsamet Bey, GES sistemlerinde %20 daha fazla DC yükleme mevzuatı tam olarak nasıl oluyor ve uygulanıyor? Mevzuata göre %20'ye kadar kurulum yapabiliyorsunuz. Yani DC AC oranı 1,2'ye geçemez. Bu şekilde. Uygulanma kısmındaysa başvuramıyorsunuz. Çağrı mektubuna başvururken 1,3'lük bir oranla başvuramıyorsunuz. Cem Demircan Bey, %100 yerli panel üretebiliyor muyuz? Bunun için yatırımlar var mı? Şu anda %100 yerli panel üretemiyoruz. Yani şöyle kalyonun dışında aslında kalyon kendisi için üretiyor şu anda. Kalyonunki yerlilik oranı kaç? %100 değil ama yüksek oranda hücreleri de burada üretiyorlar diyebiliyorum. Çok bildiğim bir konu değil. Ama diğer panel üreticilerimiz var. 40'tan fazla panel üreticisi var Türkiye'de. Bunlar hücreleri alıp birleşik panel yapıyorlar. Yerlilik oranı %100 değil. Bu konuda yapılan yatırımlar var. ODTÜ Günam'ın bu konuda çalışmaları var. Takip edebilirsiniz. Davut Menkü Bey, hocam mevzuata uyumlu fizibilite yapabilmek için hangi programları kullanıyorsunuz? Davut Bey, kendi programımız var. Hatta onun üzerinden bir örnek fizibilite yapabiliriz. Ekran paylaşımı yapayım birazdan. Hatta şu anda geçelim. Onun üzerinden örnek bir fizibilite yapalım. Sonrasında diğer sorulara geleceğim. Biraz karma oldu. Şimdi örnek bir fizibilite yapacağız. Bu yaptıklarımızı özetleyen bir fizibilite olacak. Bu programda biz bir tüketim girdisi giriyoruz. Programda tüketim girdisi girdiğimiz zaman, örneğin 10.000 kWh'lık bir tüketim girelim. 2020 Aralık ayında orta gelinen beslenen ticaretlerinin fatura tutarlarını çıkarıyoruz. Sonrasında bu şimdi bir üretim, yani bu fatura kalemlerini çıkarma aslında bizim önceki eğitimde gördüğümüz bir şeydi. Ulusal tarifeden elektrik alıyoruz. Bu durumda elektrik faturası böyle olur diyoruz. Ayrıca bir de güç değeri girdiğimiz zaman burada bir mahsuplaşma yapacağız birazdan. Bu tesisi örneğin 200 kW'lık bir sistem kurduğumuz zaman
200 biraz çok oldu. 150 kW'lık bir tesis kurduğumuz zaman bu tesisin üretimini hesaplayıp sonrasında mahsuplaşma yapıyoruz. Mahsuplaşma yaptığımız zaman ürettiğinin fazlasını aslında aldığı fiyata satmış oluyor. Diğer kısımlarsa yine eğitimde bahsettiğimiz şekilde, yani burada teker teker gidecek olursak aktif bedel normalde bizim 10.000 kilowatt ağırlık bir tüketimimiz vardı. Şimdi aylık üretimimiz 11.000 kilowatt ağır. Dolayısıyla ek bir fazladan bir üretimimiz oldu. Şimdi bu üretimi satıyoruz. Sattığımız zaman 378 lira geliyormuş. Dağıtım bedelinde ise yarı yarıya oluyor. 1823'ün yarısı olmuş oluyor. Mahsup edilen kısım direkt bu olduğu için. Sonrasında vergiler de buna göre şekilleniyor ve bir fatura tutarı çıkmış oluyor. Yani burada mesela orta gelin ticarethanede fizibilite yaptığımız zaman ne kadar çıkıyor bakalım birlikte. Bir maliyet girelim. 150 kW'lık tesis dedik. Buna 80.000 dolar dediğimiz zaman güncel kura göre fizibiliteyi yaptığımız zaman yatırımın geri dönüş süresi örneğin bu tesiste 33 ay çıkabiliyormuş. Ulusal tarifeden aldığı için elektrik biraz pahalı. Bu tür bir fizibilite çok ideal. Bu tesis için 3 yılda hemen 3 yıldan az bir sürede faturasını geri döndürebiliyor. O yüzden güneş enerji santrali kurulumu yapmak çok mantıklı. Tarık Onanç Bey Aselsan üretecek demiş. Aselsan'ın çalışmasını bilmiyorum. Ücret konusunda. Mazlum Bey Ticaret ve Sanayi Odası'ndan herhangi bir kayıt zorunluluğu veya takip edilecek bir şey var mı? Yani Sanayi Odası'ndan bu bahsettiğim sanayi sicil belgesi takibi yapılabilir. Onun dışında çağrı mektubu sürecinde herhangi bir Ticaret ve Sanayi Odası dan kayıt alma gibi bir şey yok. Harun Konanç Bey, Aselsan yerli evrici üretecek, tasarım tamamlandı, sertifikasyon aşamasında. Çok güzel bir haber. Ben de öğrenmiş oldum. Ali Aydın, Akdeniz Edaş çift sayaç takıyor, GES olan tesislerinde. Evet, çift taraflı sayaçlar takılıyor güneş enerji santrallerinde. Atilla Elçi, Kalyon PV'de üretim var. Karapınar projesinin üstünde. Evet. Orhan Bey, otoprodüktör hücresi GES olan tesislerde hangi noktalarda zorunludur? Sorunuzu biraz daha açarsanız sevinirim. Adil Bey, fizibilite yapılırken leasingde sağlanan avantajlardan bahsedebilir misiniz? Leasing yöntemi çok yaygın güneş enerji sektöründe. Bankaların da bu konularda çözümleri çok fazla var. Leasing'in avantajı size güneş enerjisine özel bir çözüm sunmuş oluyor. Yani eskiden yeklemle alınan santrallerde leasing yöntemi vardı. Siz yatırımı leasingle yapıyordunuz. Sonra bankaya sanki aldığınız, ürettiğiniz elektriği sattığınız zaman aldığınız fiyatı aslında bankaya vermiş oluyordunuz. Belli bir süre sonra da banka size bunu vermiş oluyordu. Şimdi öz tüketimde bu leasing yöntemleri nasıl oluyor? Çok benim bildiğim leasing yöntemleri çok şu anda gelişmiş şekilde değil. Bankaların biraz daha bu konuda çalışma yapmalarında fayda var diye düşünüyorum. Biraz da bu öz tüketim tarafının biraz daha gelişmesi lazım bankaların da yatırım yapabilmesi için. O şekilde bir şey söyleyebilirim. Mustafa Kalıp, siz hocam sunum video halinde paylaşılacak mı? Baştan kaçırdım. Evet, paylaşılacak. Emo Ankara YouTube kanalında. Talip Bey, Emo ve size sunum için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mehmet Bey sunum için teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Tarık Bey, ODTÜ Günam'da güncel fotovoltaik ücret tasımı ve üretimi yapılabiliyor. Bu teknoloji girişimcilerce ticaretleştirebilir. Tarık Bey, evet. Yani siz söyleyince hatırladım. ODTÜ Günam'da Raşit Hoca Şanlıurfa'da bir projede hücre üretimi yaptık. Tamamen bütün hücrenin üretimini yapıp orada kullandıklarını söylemişti. Fakat sonrasında bu projenin devamı gelmedi diyebiliyorum. Şu anda ne durumda bu sanayi ölçeğinde yapılıyor mu? Çok bir fikrim yok. Bir ara bir Günam'ın yine Bereket Enerji ile birlikte bir üretim santrali kurma, fotovoltaik hücre üretimi yapma projesi vardı
diye hatırlıyorum. Sonrasında o proje sarpa sardı zannedersem. Murat Bey, Samet Hocam sunum için teşekkürler. Cahit Bey, çadırlara hibrit sistem kurup ancak şebekeye elektrik basmayan sistemler var. Bu durumda işte tesisatta bir kaza olursa ne olur? Mevzuat için kim ölmeli? Yani kaza olması durumunda nasıl olur bilmiyorum, mevzuatta hiçbir fikrim yok. Fakat yani çatıda hibrit sistem kurulumunda eğer mevzuata işlenmediyse anlık olarak bile bu elektrik şebekeye giderse bu tüketim olarak algılanır. O yüzden bir zarar söz konusu olur. Tuncay Bey, hocam kalyon enerji Güney Korelilerle üretiyor. Teknoloji yabancı. Evet, makineler Güney Korelilerden geldi diyebiliyorum. Fakat üretimi burada tamamen yerli yapıyorlar diyebiliyorum. Tarık Bey, Parla Solar da hücre üretiyordu geçen sene. Bilmiyorum Aydem Enerji'nin nasıl bir çalışması var orada. Yani onların sadece panel ürettiğini zannediyordum ben. Hücre üretiyorlarsa çok iyi. Davut Bey, hocam paylaştığınız fizibilite programına nasıl erişebiliriz? Sizin geliştirdiğiniz bir program. Evet Davut Bey, bu bizim geliştirdiğimiz bir program. Güneş Enerji İPİS firmaları için geliştirdiğimiz bir program. Eğer ulaşmak isterseniz, kullanmak isterseniz bana bir mail atarsanız sevinirim. Mehmet Ali Bey, meskenlerde ürettiğimiz enerji kullandığımızdan fazla olduğunda gelir vergisine muhatap olmuyor. Basit vatandaş için sorun değil mi? Evet, kesinlikle bir sorun. Yani bunun çözülmesi lazım. Bu yani bir şekilde bu işin, güneş enerji işinin meskenlerde daha da geliştirilmesi lazım. Örneğin şu anda Amerika'da 2 milyon adet eve kurulum yapılmış durumda. Avustralya'da aynı şekilde 2 milyon adet eve. Almanya'da, Hollanda'da geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 150 bin civarında eve kurulum yapılıyor. Türkiye'de ise bu rakam çok çok düşük. Yani bizim tahminimiz, bu rakamlar da bu arada yayınlanmıyor, bir şeffaflık problemi de var. Bizim tahminimiz 2020'de evlere maksimum 1000 civarında kurulum yapılmıştır diye düşünüyoruz. Yani burada bunun yaygınlaştırılması adına bu tür evrak kürek işlerinin daha da azaltılması, teşviklerin daha fazla artması lazım. Özellikle mesken tarafında. Ticarethaneler, sanayiler bu tür işlerle ilgilenebiliyorlar. Farklı departmanları var. Fakat meskendeki bir kullanıcı için bu işler daha zor. Bunun düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Kadın Hanım, teşekkürler. Muhammed Bey, Milges projesinden bahsediyorsunuz sanırım. Bildiğim kadarıyla 6 megawattın kurulumu gerçekleştirildi. Evet, Muhammed Bey, projenin adı oymuş. Adil Bey, sizin fizibilite programınızda aylık ve yıllık üretimi neye göre kabulünü yapıyorsunuz? Burada Adil Bey, biz PVGS veri tabanından çekiyoruz. Avrupa Komisyonu'nun bir veri seti o. İhalelerde de kullanılan bir veri seti. Güven vermiş bir veri seti. Yani PV'siz, PV-Sol gibi bir veri, PV'siz, PV-Sol gibi bir değeri olan fizibilite veri tabanı. Onu kullanıyoruz fizibilite süreçlerinde. Aylık ve yıllık üretimi de oradan çekiyoruz. Sonrasında da mevzuata göre entegre ediyoruz. Mehmet Ali Bey, meskeninizin güneyinde bulunan yüksek bina çatınıza gölgesi alıyorsa GES hakkınız gasp edilmiş olmuyor mu? Hukuk ne diyor? Ne dediğini bilmiyorum açıkçası. Yani bir şey de demiyordur tahminimce. Çünkü bu biraz daha yaygınlaşması gereken, bu tür konuların cevaplanabilmesi için biraz daha yaygınlaşması gereken bir konu. Cahit Bey, bu konuda vergi mevzuatı yeni çıktı demiş. Evet. Başka soru var mıdır? Yoksa kapatalım yavaştan. Yazanlar var. 4 insan yazıyormuş. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Yani bu seneki zannedersem son eğitimde. Umarım bir sonraki sene tekrar görüşmüş oluruz. Bu iki eğitimi YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Yine bana mailim üzerinden ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı da paylaştım. Her zaman arayabilirsiniz herhangi bir soru için. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.